Yeni bir eğitim programıyla tekrardan karşınızdayız. Konuğum sevgili Lokman Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bu aralar özellikle üniversite hazırlığı yapan, üniversite hayali kuran öğrenciler için çok heyecanlı bir süreç. Çünkü tercihlerini yapıyorlar. Hem aileleri hem kendileri çok heyecanlıdırlar. En iyi bölümü tercih edebilmek ve o bölüme yerleşebilmek için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Lokman Hocayla bunu konuşacağız. Bu süreç neden önemlidir? Çocuklar açısından yani doğru tercih ne demektir? Gerçekten bu kadar önemli midir? Herkes kendi başına tercih yapabilir mi? Tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yavaş gelin tek tek. Evet, tercih neden önemli? Çünkü öğrenciler bir anlamda geleceklerini tercih etmiş oluyorlar. Tabii ince detayları hem işin teknik hem psikolojik hem de ailevi boyutları çok fazla ama kaba bir söylemle biz hep diyoruz ki doğru tercih bir insanın 40 yılını etkiler. Çünkü gelecekteki hayatını şekillendiren bir durum aynı zamanda bir tercihtir. Bundan dolayı biz her şeyden önemlisi öncelikle öğrencinin sağlıklı, planlı, programlı ve düzenli ve objektif bir şekilde tercih yapması gerektiğini düşünüyoruz. Onların kısaca geleceklerini şekillendirebilecekleri hayatlarının ilk adımı olduğundan dolayı tercih dönemi son derece önemli. Siz bu arada şey söylediniz, üniversite tercihleri ama bu aynı zamanda bu dönem lise nakil tercihlerinin de olduğu bir dönemdir. Gerçi bugün ikinci nakil tercih dönemleri de bitti ama aynı zamanda üniversite hazırlık grubunun yanı sıra lise hazırlık grubunun da çok heyecanla böyle bu dönemi geçirdiği bir aşamadan geçiyoruz. Hocam bu işin püf noktası nedir? Yani doğru tercih nasıl yapılır? Nasıl yapılmalıdır? Şimdi doğru tercihin birçok ayağı var ama her şeyden önemlisi bizim için en hayati nokta şu. Kesinlikle tercih başarı sıralamasına göre yapılmalı. Puana göre yapıldığı zaman yanıltır ve öğrenci istediği puana göre istediği bölümlere yerleşmede sıkıntı yaşayabilir. Başarı sırasına göre biz en çok bunu önemsiyoruz. İkincisi, tercih yaparken öğrencinin özellikle duygusal davranmaması, akılsal, mantıksal davranması ve olabildiğince kendisini doğru tanımlayarak puanını, okumak istediği kenti, bölümü araştırarak ama doğru insanlardan araştırarak ve doğru bilgiler alarak tercih etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gideceği kentte işte bazı şeyler vardır. Örneğin ulaşım, barınma, burs imkanları, akrabaların orada olup olmadığı. Bunlar önemli etkenler. Aynı zamanda biz şeyi önemsiyoruz. Artık son yıllarda bu da tercih için önemli bir etken oldu. Gelişmiş üniversiteler ya da bazı üniversitede öğrencilere ÇAP programı imkanı sağlıyor, yan dal programı sağlıyor, yurt dışına açılma imkanları sağlıyor. Başka bölümlerle tekrar puanıyla başka bölümlere geçiş avantajı sağlıyor. Bundan dolayı da doğru bir şekilde araştırarak tercihini yapması gerektiğine biz inanıyoruz. İki boyutu anladığım kadarıyla belirttiniz. Birincisi tercih yaparken, ikincisi üniversitenin araştırması. Evet. Puana göre ve sıralamaya göre. Ne demektir? Bunu bir bize açıklayabilir misiniz? Şöyle, şimdi bir öğrencinin diyelim ki aldığı sayısal puanı 350 puan olmuş olsun. Hı hı. 350 puan her sene değişken olabiliyor. Yani bu 350 puanı diyelim ki karşılık gelen net sayısı mesela 60 net olmuş olsun. Bu 60 net bu sene 350 puan getirdiyse gelecek sene 400 puana yükseltebilir. Ya da gelecek sene 300 puana düşürebilir. Biz buna göre hareket ettiğimiz zaman öğrencinin puanına göre hareket ettiğimiz zaman kesinlikle yanılırız. Başarı sıralamasına göre hareket ettiğiniz zaman öğrencinin yaptığı netlerin onu hangi başarı sırasına yüzde kaça tekabül ettiğini çok net olarak görebildiğimizden dolayı bizi yanıltmıyor. Biz mesela hukuk bölümlerinin ne kadar yükselebileceğini, ne kadar düşebileceğini bununla çok net olarak tahminlerde bulunabiliyoruz. Öğrenci en fazla kendi başarı sıralamasının işte 5000-10000 aralığında biz bunu görüyoruz. 5000-10000 aralığında ya aşağısına ya da yukarısına yerleşebiliyor. Bundan dolayı bize biraz daha somut, objektif ve yanılmayacak, daha doğrusu yanılma payını en aza indirebileceği bir veri olduğundan dolayı biz başarı sıralamasını gerekli ve hatta bence zorunlu görüyoruz tercihlerde. Şimdi bu dönem biraz karşılaştık. Zaman zaman denk geldik böyle çok planlı olmasa da denk geldik. Evet. Bazı veliler çocuklarının beklediği başarıyı bulamadı.
Evet. Yani istedikleri başarı elde edemedi. Belki kendileri çok abartmışlardı ya da fazla idealize etmişlerdi. Belki o an çocuğun psikolojisi yani bin bir türlü şeyi olabilir, bin bir türlü sebebi olabilir. Ama beklediği hedefin çok altında puan alanlar oldu. Evet. Bu noktada o velinin hemen böyle umudu kesmeye durumu falan dedi. Tamam ya boş ver, nereye gidiyorsan git falan gibisinden. Bu süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten yani bir puan çıktıysa, beklenen altında ya da üstünde bir şey çıktıysa veli orada bocalanmalı mıdır? Öğrenci orada bocalanmalı mıdır? Ya sen mevcut durumun en iyisi mi yapmaya çalışmalıdır? Şimdi işin veli boyutu çok farklı, öğrenci boyutu çok farklı. İşin mutfağıyla ya da şöyle bir örnek vereyim. Olimpiyatlarda ya da uzun koşularda, maratonlarda kameralar hep önde koşanları çekerler. Arkadakilerin ne eziyet çektiklerini, düşüp kalkmalarını, ne kadar nefes darlığı yaşayıp yaşamadıklarını, zorluklarla karşılaştıklarını bilmezler, bize göstermezler. Bizim toplumumuzda böyle bir yargı var. Yani popüler olan, önde olan, belki de yüksek puanlı olan birkaç tane bölümü biz bütün bölümlerin ana kaynağı olarak görüyoruz. Bunu sadece aileler yapmıyor. Öğrenci de yapıyor, eğitimciler de yapıyor, YÖK de yapıyor, ÖSYM de yapıyor. Yani bu yanılgı verilerin yaklaşımlarına da yansıyor. Nedir bu? İşte sayısal öğrencisiysen tıp dişte eczacılık yazacaksın. Hukuk öğrencisiysen eşit ağırlık öğrencisiysen hukuk yazacaksın ya da psikoloji PDR yazacaksın. Sözel öğrencisiysen özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği bunların dışındaki bölümleri çok önemsemez toplum. Toplumsal bir yargı böyle. Öğrenci de geldiği zaman mesela haliyle en çok tercih etmek istediği bölümler bunlar oluyor. Evet. Fakat işin mutfağında şöyle bir şey var. Bir öğrencinin o netlere ulaşabilmesi için ya da o puanı elde edebilmesi için ne zorluklar yaşadıklarını biz bilemeyiz. Santim santim ilerlemiştir. Haftalarca, aylarca, belki yıllarca o emeğini göstermiştir. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Herkesin de bu noktada buna inanması gerektiğine inanıyorum. Gerektiğini düşünüyorum. Bir öğrencinin bir puanlık bir değeri kesinlikle çok önemsenmeli ve hatta çok fazla kutsal görülmeli. Çok ciddi bir emeğin sonucu bunlar. Dolayısıyla ailelerde, bizlerde, toplumsal dayanışmada bulunan bütün insanlar, bütün bileşenler olarak söylüyorum. Her öğrencinin aldığı puanı, başarı sırasını mutlaka önemsememiz lazım. İkincisi, şimdi velilerin öğrencisinin neler kaldırıp kaldırmayacağını iyi bilmesi lazım. Öğrencinin de bu noktada kendisini çok iyi bilmesi gerekiyor. Öğrenci sene başında baraj altı, yani baraj kaldırıldı ama bizim tabirimiz baraj altı şudur, düşük bir puanla başlamışsa öğrenci bugün bir işte 1 milyonun altında bir başarı sıralamasına girmişse bu bir başarıdır, elde ettiği bir başarıdır. Ama öğrenci geçen sene o dediğimiz kırmızı çizgilerin altında bir başarıya sahiptir ama bu sene kendisinden ilk 100 bin bekliyordur. Bu da yanlıştır. Öğrencinin kendisini doğru tanımlaması gerekiyor. Velinin de öğrencisinin tabiri caizse neyi kaldırıp kaldırmayacağını, neyi başarıp başarmayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Eğer öğrencinin durumuna göre ya da başarı seviyesine göre ya da kaldırabileceği yüküne göre değerlendirebilirse veli ile öğrenci arasında çok da çatışma yaşanmamış olacaktır ve sağlıklı bir tercih dönemi atlatılmış olacaktır. Tam da bu noktada bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi ben de bir öğrenci velisiyim. Evet. Soruyorum yani hem okulda hem dersende esasında soruyorum. Kime soruyorsam çok iyi, çok güzel, hiçbir sorun yok, bayağı iyi. Evet. Şimdi bana böyle cevap verildiğinde gerçekten de öğrencimden yüksek düzeyde bir şey beklemem gerekmiyor. Durumu gayet iyidir, gayet güzeldir, çok iyidir, çok iyi gidiyor. Bu mantığı ben doğru bulmuyorum genel itibariyle. Tabii bu süreç içindeki, yani sadece tercih döneminin değil, bütün süreçte yaşadığımız bir problem. Yani gördük işte bütün öğrenciler havada uçuştu, şeyler bu belgeler falan havada uçuştu ama başarı seviyeleri ayaklar altında ya da yerlerde. Şimdi dolayısıyla biz hiçbir zaman ama hiçbir zaman öğrencinin, elbette ki öğrencinin emeği çok çok kıymetlidir. Alın teri, yaptığı çalışmalar çok çok kıymetli ama biz sınavlara hazırlık maratonunda bir tek bir tek sonucu önemsiyoruz. O da deneme sınav sonuçları ve gerçek sınav sonuçları. Sizin öğrencinizi ben bir yerden bir yere taşımak istiyorsam deneme sınav sonuçlarıyla bu belli olacaktır.
deneme sınav sonuçlarına yansımayan her sonuç yanıltıcıdır. Ama bizim hoşumuza ne geliyor? Siz mesela bir veli olarak geldiğinizde öğrencinizin artılarını duymak istersiniz. Şimdi toplum bu şekilde, toplum veli arasında bir manipülasyon da var aslında, yanlış olan. Eğitimciler velisinin güzel şeyler duymak istediğini bildiğinden dolayı hep iyi taraflarından, olumlu taraflarından ve maalesef çoğu zaman da doğru olmayan tarafından yaklaşır. Hı hı. İşte öğrencinin duruşu, beklentisi, umudu, hedefi, psikolojisi, sağlığı çok farklı ama başarısı çok farklı. Öğrenci çok iyi bir öğrenci olabilir, çok iyi bir insan olabilir ama denemesinde ya da çalışma sürecinde eksikse bu kesinlikle veliye söylenmeli ki ona göre tedbir alınabilsin. Peki hocam, öğrenci tercihlerini kim yapmalıdır? Yani herkes bunu yapabilir mi? Veli kendi başına yapabilir mi? Ya da herhangi bir öğretmen bu tercihi yapabilmeli midir? Kim yapmalı tercihi? Ya internet sitelerinde artık çok pratikleşti. İnternet sitelerinde binlerce, belki on binlerce, yüz binlerce tercih sitesi var, robotu var. Büyük çoğunluğu yanıltıcı ve sağlıksız. Yani güncellenmemiş olan var, verileri yanlış gidenler var. Mesela dün bile Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ismi değişen fakülteler oldu, bölümler oldu. Şimdi bunları biz anında, sabah uyanır uyanmaz anında biz güncelledik mesela. Dünkü tercihe yansıyan farklıydı, bugünkü tercihe yansıyan farklıydı. Kesinlikle bu işin bir uzmanlık tarafı olmak zorunda. Yani öğrenciler de, veliler de bu noktada, hatta biz eğitimciler de doğru olan temelde yaklaşmak zorundayız ki bunun da mantığı şuradan geçiyor. Duygusallıktan uzak, öğrencinin gerçekten de kendi almış olduğu puanı ya da başarı sıralamasını, okumak istediği bölümü çok doğru bir şekilde ona anlatarak tercih yapılması taraftarıyız biz. Bu da uzmanlıktan geçiyor. Mesela ben 25 yıldır tercih yapıyorum. Hiçbir zaman öğrenciye şunu yaz, şunu yazma, şuraya git, şuraya gitme demem. Çünkü bu doğru değil. Tercih danışmanlığı o değildir. Tercih danışmanlığı öğrencinin kafasını karıştırmak değildir. Tercih danışmanlığı öğrenciye bizim istediğimiz bir üniversiteye yönlendirmek de değildir, bir bölüme yönlendirmek de değildir. Tercih danışmanlığı öğrencinin başarı sıralamasına göre onun doğru yönlendirilmesidir. O başarı sıralamasının ne işe yaradığının bütün bileşenleriyle, bütün denklemleriyle ayrıntılı bir şekilde onun önüne serilmesidir. Seçenek mi sunuyorsunuz? Sen başarılı sıralama şu aralıkta bir yere... Sadece o değil. Tercih sıralamasında öğrenci mesela Türkiye haritasını bilmiyor. Hı hı. Diyelim ki Kastamonu'yu yazacak ama Kastamonu'nun nerede olduğunu bilmiyor. Biz haritada bunu gösterebilmeliyiz. Evet. Öğrenci bilgisayar programcılığını tercih edecek, gidip okuyacak ama bilgisayar programcılığından mezun olduğunda ne iş yapacağını bilmiyor. Öğrenci ilk ve acil yardımı tercih edecek ama ilk ve acil yardımcı KPSS puanının kaçla atandığını bilmiyor. Evet. Ya da öğrenci işte arkadaşının bulunduğu bir kente gidecek, gelip diyor ki hocam yeter ki ben o üniversiteye gideyim ama o üniversiteye karşılaşacağı sorunların ne olduğunu bilmiyor. Gideceği kentte nerede kalacağını bilmiyor. Şimdi ya da eksik biliyor ya da bilmiyorsa bizim anlatmamız gerekiyor. Tercih danışmanlığında bütün bu denklemlerin, bütün bu bileşenlerin derli toplu bir şekilde sağlıklı, yalın ve sade bir şekilde öğrenciye anlatılması lazım ki evet, öğrenci de sağlıklı bir tercih yapabilsin. Örneğin kan tutulması olan bir tanesinin tıba ya da hemşirelik ya da benzer bir şeye girmesi. Tabii bugün bir öğrenci geldi mesela, mimarlık istiyor ama benim dikkatimi çekti, el titremesi var. Hı-hı. Şimdi el titremesi tabii ki belki bir o anda heyecan falan diye ben düşünmüş olabilirim ama sonradan konuştukça kalıcı bir rahatsızlık. Ve konuştum bunu onunla. Yani mimarlık okuyacağın zaman belki mesleğini icra etmede ya da o bölümü bitirmede sıkıntı yaşayabilirsin diye ben mimarlık yazamazsın, yazma tarzında bir şey söylemedim ama mimarlıkta bunun bir engel olduğunu, olabileceğini söyledim, belirttim. Bunu söylemesek çocuk yarın öbür gün üniversiteye gittiğinde bu sefer hayatına olumsuz bir tesir de bulunmuş olabiliriz. Aslında çocukların bir nevi önünü aydınlatıyorsunuz. Nelerle karşı karşıya, neler olabilir, neler evet, olamaz. Bir nevi önünü aydınlatıp önünü görmesini sağlıyorsunuz. Konu içerisinde siz de değindiniz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı fakültelerin ismi değişti, bazı fakülteler kapatıldı, yenileri açıldı. Böyle bir süreç yaşandı. Belki evet, biraz da gecikmiş bir şeydi bu. Ama sonuçta böylesi bir durum var. Şimdi tercihi yapanlar,
yeni tercih yapacak olanlar ya da ne bileyim ya da tercih süreci bittiyse ne olacak bu durum? Şimdi bir bunun 3 aşaması var. Aslında bu korkulacak bir durum değil. Çünkü bölümün adı değişse dahi bölümün kodu var. O değişmiyor. Evet. Sadece ismi değişiyor ama kodu değişmediğinden dolayı eğitim müfredatı her şey aynı olarak kalıyor. Aynı olduğu gibi kalıyor. Fakat bize bir ön kılavuz veriliyor. O ön kılavuzda biz bir ön hazırlık yapıyoruz. Neler değişti, neler değişmedi, neler eklendi çıkarıldı, kontenjanların hangileri azaldı, çıkartıldı. Bütün bunları biz net olarak görebiliyoruz. Sonrasında birkaç gün ya da bir hafta sonrasında asıl kılavuzumuz yayınlanıyor. Bu asıl kılavuzda aslında karara bağlanmış oluyor. Ha, dünkü kararnamede değişen isimler de yani çoğunlukla böyle zamansız yapılan, aslında bunları artık biliyoruz. Zamansız ve bence çok da gerekli olmayan bir bu tür çalışmalar. Ama bu öğrencinin tercihine ya da hakkaniyetine hiçbir şekilde tesirde bulunmuyor. Hocam tercih yapmış olduğunuz süreçlerde velilerden kaynaklı ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Ya velileri de aydınlatmak zorunda kalıyor musunuz? Tabii yani şimdi ben genellikle mesela günde ortalama şu anda 60-70 civarında ben 60 kişiyle randevulaşıyorum ama 70'i buluyor. 60-70 kişi öğrenciyle biz tercih yapıyoruz. Bunun en az 15-20 tanesinde ben veliyi de davet ediyorum. Ya da veliyle telefonla görüşüyorum. Çünkü öğrencilerle veliler arasında inanılmaz şekilde bir iletişim kopukluğu var şu anda. Yani velilerin bu noktada gerçekten de süreç içerisinde eğitilmesi gerekiyor. Yani yaklaşım noktasında değil. Sistemi, tekniği, mantığı velilerin de bilmesi gerekiyor ki sağlıklı bir tercih süresi yaşanabilsin. Ama o iletişimsizliği biz krize çevirmeden öğrencinin isteklerini, taleplerini, başarı sıralamasına göre girebileceği bölümleri, o bölümlerin ayrıntılarını, mezun olduğunda yapacağı işi, kazanacağı parayı, avantajlarını, dezavantajlarını biz veliyle de paylaşıyoruz ki bana göre de doğru olan budur. Diyelim ki veliye hiç ulaşmadıysak da biz öğrenciye zaten ben üçlü bir aşamada tercih yapıyorum. Önce öğrenci geldiğinde onunla karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yani aldığı puanın, girdiği başarı sıralamasının ne işe yaradığını, hangi bölümlere onu atabileceğini, hangi üniversitelere gidebileceğini, onun neler beklediğini, beklentisinin ne kadarının gerçekleştiğini bunu konuşuyoruz. İkinci aşamada biz bir liste veriyoruz öğrenciye. Girebileceğin bölümleri, onun istediği bölümlere göre aralıkları belirliyoruz. Ve son aşamada da bildirimde bulunuyoruz. İşte o ikinci aşamada kesinlikle işin içerisinde veli olmak zorunda. Hı hı. Yani öğrenci mesela sınıf öğretmenliği yazacak. Ama sınıf öğretmenliğini Ağrı'da da okuyabilir, Ege'de de okuyabilir, 100. yılda da okuyabilir. Evet. Hangi ilde okuyacağını aile koşulları belirliyor olabiliyor. Hocam çok önemli bir noktaya değindiniz. Birçok önemli nokta değindiniz ama bana göre çok önemli bir nokta. Öğrenci-veli arasındaki kopukluk. Evet. Çok ciddi bir şey, çok ciddi bir sorun. Çünkü bu kopukluk sonucunda belki yönlendirilmesi gereken yerde veli tarafından öğrenci yönlendirilemiyor. Evet. Ya da bir problemi varsa zamanda müdahale edemiyor. Bu ne düzeydedir ya, bir de nasıl aşılmalıdır? Yani yıllarca, belki onlarca yıldır biz toplum olarak bunu bir türlü aşamadık. Tabiri caizse harçlık verilir, kitabı, evet, defter verilir, hadi yürü git okula denir. Yani bu mudur? Yani çocuğu okutmak, çocuğu eğitmek bu mudur? Yani? Değil. Yani bu zaten bizim eğitimde en büyük yaralardan bir tanesi. Ben birçok platformda bunu hem dile getirdim hem de bununla ilgili biz bir iki çalıştay da yaptık aslında. Raporlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduk. Şimdi bence yani bunca yıllık eğitimci birikimime dayanarak söylüyorum, güvenerek söylüyorum. Bence kesinlikle bunu her platformda da dile getiriyorum karşıma çıktıkça. Kesinlikle anne baba öğretmen rolüne bürünmemeli. Evet. Sadece anne baba değil, velilerin tümü. Yani teyze de, abi de, kardeş de. Çünkü öğrencinin bu noktada bir anneye ihtiyacı var. Yani tabii burada bizim eğitimcilerin biraz eksikliği ya da eğitim sistemimizin kopukluğu ama öğrenci eve gittiğinde anne babasıyla ya da kardeşleriyle ya da diğer ailedeki diğer bireylerle o roldeki hazları yaşamalı, o roldeki eksiklerini gidermeli. Çocuğun bir babaya ihtiyacı varsa babası bu noktada üstüne titreyip
ya da baskılayıp git ders çalış ya da bunu neden yapmıyorsun gibi öğretmen rolüne büründüğünde bu sefer baba burada baba olmaktan çıkıyor. Hı hı. Baba burada bir öğretmen olmaya başlıyor. Ve öğrenciyle baba arasında baba evlat gibi bir iletişim kopukluğu yaşanmaya başlanıyor. Bu neye neden oluyor? İşte aranın açılmasına, güvensizliğe neden olmaya başlıyor. Karşılıklı iletişimin zedelenmesine neden oluyor. Bu en önemli sorunlardan bir tanesi. Yani o iletişimin güçlü hale getirilmesi için mutlaka herkesin kendi rolüne göre öğrenciye yaklaşması şart. Evet. İkincisi, velilerin mutlaka işin tekniğini bilmesi lazım. Yani hangi sınavlardan geçiriliyor? Bu sınavın mantığı ne? Biz mesela kurumlarımızda onu yapıyoruz. Yani ben yılda 3-4 kez de veli semineri yapıyorum. Öğrencinin girmiş olduğu sistemi onlara da anlatıyorum. Ama bence bunun öncesinde, yani bu ikisinin yolunu açan en önemli nokta da, ki bu zedelenirse diğer ikisi de olmaz, veli öğrencisini çok doğru tanımalı. Yani mesela lise 1'de ders çalışmamış, lise 2'de ders çalışmamış, lise 3'de ders çalışmamış. Lise 4'e geldiğinde veli öğrencisinden tıp bekliyor. Böyle bir şey yok ki siz bir duvarın 4 aşamasını, 4'ünü de bir aşamaya sığdırmaya çalışırsanız, bir koltukta 2 karpuz taşımaya çalışırsınız. Taşımakla ilgili bir şey olur bu ki bu da doğru bir sonuç vermemiş olur. Öğrencinin mutlaka aile arasında doğru tanınması, aralarındaki o güven duygusunu ciddi bir şekilde güçlendirir. Evet. Şimdi şey noktasında veli öğretmen olma rolüne bürünmemeli dediniz. Zaman zaman biz yapıyoruz mesela. Dersini çalış, testini çöz, şunu yap, bunu yap falan diyor. İster istemez yapılıyor. Bu işin optimal düzeyi ne olmalıdır yani? Yani tümüyle tamam ben babayım, sana karışmıyorum, her şeyi öğretmen yapsın ya da anan yapsın ya da o da baban yapsın ya da ne olacak, optimal düzey nedir burada? Şimdi biz de karışıyoruz. Yani bu sizdeki bir eksiklik ya da fazlalık değil. Çünkü toplumumuzun sosyolojik ve eğitimsel yapısı, akademik yapısı buna müsait değil ne yazık ki hala. Toplum idealize, toplumun eğitimi idealize edildiği zaman öğrenci eve gittiğinde anne babasına ihtiyaç duyar. Evet. Anne babanın da evlada ihtiyaç duyması gerekiyor. Öğrenciye ya da öğretmene değil. Ama toplumumuzun altyapısı ya da eğitimsel düzeyi buna müsait değil maalesef. Ha, optimal düzeye düşürülmesi ya da ideal bir konuma alınabilmesi için de yapılması gereken şey şu. Öğrencinin eğitiminin bir süreç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet. Yani biz mesela son yıla geldiğimiz zaman diyoruz ki öğrenci sınava hazırlanıyor ama öğrenci yüklensin patlama noktasına geliyor. Hı hı. Mesela öğrenci sadece 12. sınıfta YKS'ye hazırlanmamalı. Öğrenci 9. sınıfın ilk gününden itibaren hazırlanır. Hı hı. Psikolojide iki türlü öğrenme modeli var. Bir toplu öğrenme, bir aralıklı öğrenme. Toplu öğrenme çoğu şeyin kısa zamanda yapılması. Aralıklı öğrenme, zamana yayarak planlı programlı öğrenilmesi. Evet. Aralıklı öğrenmenin toplu öğrenmeye göre verimlilik düzeyi %90 daha fazladır. Evet. Yani o sürecin tümüne yaydığınız zaman gerilimler de azalır, iletişimsizlikler de biter. Öğrenci de çok rahat bir şekilde sınavına kazanmış olur. Son bir soru sorayım size. Şimdi zaman zaman karşılaşıyoruz. Belki gerçi çok öyle yapmadık da ama bazen yapılıyor yani. Evet. Benim oğlum doktor olacak ya da benim oğlum kızım avukat olacak ya da şöyle olacak, böyle olacak. Şeyde de bilim insanları da insanın bilinç altını keşfediyorlar. Ona hitap edilmesi gerektiğini bazı kesimler söylüyorlar. Öncesinden çocuğun önüne bir takım hedefler koyup o şekilde çocuğu bir nevi şartlandırmak. Buna ilişkin de söyleyebilirsiniz. Yani çocuğun çocuk gerçekliğine değindiniz. Yani çocuğunu tanıması gerektiği konusuna değindiniz. Yani bu gibi hedef koymalar nasıl olmalı? Olmalı mıdır ya da? Ya bu da yine eğitim problemlerimizden bir tanesi ve en can alıcı noktalardan bir tanesi. Şimdi ideal eğitim sistemlerinde çocuk
daha okul öncesi çağdan itibaren ilgisine, yeteneğine göre yetiştirilmelidir aslında. Evet. Eğitim sistemi güçlü olan ülkelerin hepsi bunu yapıyor. Okul öncesi eğitiminden itibaren yetenekleri ölçülüyor, test ediliyor. Öğrenci hangi alanda başarılı, mutlu ve huzurlu olabilecekse o alana yönlendiriliyor ve ömür boyunca o alanda yetiştirilip öğreniyor. Evet. Şimdi doğru olan şey bu aslında. Ama biraz daha böyle bizim ülkemiz gibi biraz daha burada gecikmiş ya da olmayan sistemler için söylüyorum. Öğrencinin gelecekte mutlu olması, sağlıklı olması her şeyden daha önemli. Yani benim oğlum, kızım mühendis olacak demektense benim oğlum, kızım mutlu olsun, sağlıklı olsun demek çok daha doğru. Evet. Şimdi bazı ailelerde bizi dinleyen, izleyen bazı aileler diyecek der ki hocam ekonomik gerçeklik diye bir şey var. Evet, ekonomik gerçeklik diye bir şey var ama ekonomik gerçekliğin çok sağlam teminlere oturabilmesi için o insanın, o kişinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde o işi yapması gerekiyor. Evet. Bunu sağladıktan sonra diğer hayatın diğer bileşenlerinde de çok başarılı bir noktaya gelmiş olacak. Yani başarı çok önemli ama dünyanın en başarılı insanı olun. Eğer sağlıklı ve mutlu değilseniz bu başarının bir önemi yoktur. Kesinlikle. Hocam son olarak öğrencilere ve velilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya tercih dönemi biraz sancılı bir dönem. Evet. Ama bunu biraz da biz bugün de aslında bir platformda konuştuk. Bu dönemi, bu süreci biz biraz karmaşıklaştırıyoruz eğitimciler ve veliler olarak. Tercih dönemi çok sade, yalın, net bir dönemdir aslında. Yani öğrencinin girmiş olduğu başarı sıralamasına göre öğrencinin girebileceği bölümlerin tespit edilmesi lazım. Ama mutlu, huzurlu ve başarılı olabileceği yerlere göre alternatifler verilmesi lazım. Bu olduktan sonra mutlu bireyler ve başarılı bireyler yetiştirmiş olacağız. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli, çok güzel bilgiler verdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Ama konu kapsamında elbette ki ben bir eğitimci değilim. Ama bir baba olarak, bir veli olarak birkaç usta değinmek istiyorum. Birincisi, Lokman Hoca'nın da belirttiği gibi her şeyden önce önemli olan çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu olmasıdır. Yaptığı işten zevk almasıdır. 30'lu 40'lı yaşlara geldikten sonra şunu net olarak görüyoruz ki aslında en güzel meslek insanın en iyi yaptığı meslektir. En değerli meslek insanın en iyi yaptığı, severek yaptığı meslektir ve yaptığında da mutlu olduğu meslektir. Bu anlamda meslekler arasında, dallar arasında birer hiyerarşik yapı oluşturup da çocuğumuzu en üste koymaktan ziyade çocuğumuzun en iyi yapabileceği işi tespit edip ve yaptığında da mutlu olabileceği süreci başlatmak hepimiz açısından en mutlu, en güzel olanıdır. Bu anlamda lütfen çocuklarımızı sıkmayalım. Okulla, öğretmenle diyalog içerisinde olalım. Çocuğun en iyi yapabileceği dalları tespit edelim ve bu noktada çocuğumuzun ileride mutlu ve huzurlu olmasının yolunu açalım. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Başka bir programda buluşmak dileğiyle.